Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini beydar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Muhterem ulamalarımız, muhterem kazdamlı, kardamlılar, mu'min musulman, braderler, Allah'a bir adet hamd-i senalar bulsun ki, bu yıl hem mübarek Ramazan ayıda sizlerini bu muhteşem mescitlerinizde, Allah'ın üyelerinden bir uyub olmuş ibadethanede, teravih namazı esnasında birgelikte uçraşıp sohbet kuruşka müyesser kıldı. Her yıl gidek, aziz insanlarını, mu'tabar zatlarını, diyarımızını halk için hizmet kılıyorken muasseseleri, dini idaramızını teklifi, teşebbüsü, iltiması bilen bu yıl hem Türküm sohbetlerini uyuşturuldu ve bu sohbetlerine Ramazan tohbaları degen nam koyuldu. Ramazan'ın özü siz bilen biz mu'min Müslümanlar için tohfe, ilahi tohfe, Allah'ın argumanı, savuhası. Siz bilen biz aciz bendelerini, bendeligimizini yüzüge çıkarış, Allah'a kulluk kılış için, günahlarımızın keçirilişini soruş için, yukarı mertebelerini tileş için yaratıp verilgen bir fırsattır. Ramazan'ın içi de argumanlar, tohfeler nihayette kop. En uluğ tohfe roza ibadetidir. Roza ibadetinin özü insanlı insaniyliğine, Allah'ın ten alışını ve Allah'a teslim buluşunu ispat kıladigan, yüzege çıkaradigan büyük bir ibadettir. Şu bilen birge, ana şu büyük ibadetinin etrafında siz bilen biz mumun bendeler için cüda köp hayır berekeler, yakşilikler, acırlar, savaplar ketme ket argüman kılıp tohfa kılıngan. Ana şu tohfalarını biz için hazır bir günde en zarurlardan biri marifettir. Yani ki Ramazan'daki buladigan marifi sohbetlerden manevi azuka alış. Özümüzü, imanımızı güçlendiriş, adabımızı saykarlaş, dini bilimlerimizi yukarı seviyeye kütarış, ularga amal kılarak özümüzü bendelik seviyemizi kütarış, içtimai adablarımızı yolga koyuş ve çok yine hayır-ı berekeler bana şunge bağlılık buladı. Hazır geçe bulgan sohbetlerimizde hem bana şu marifi tarafki alakıda itibar verip, koldan kegenince halka şunu çüntürüş hareketinde buluyakmış. Marifet degeni insanga mahkem ornaşıp kegen. Cüda hem küçülük tasır kegen. Unca münca narsa bilen özgürmeydigen ilim çünledi. Adli ilim bilip koyuştan ibaret. Ertesinde başka narsa kese onu koyup bunu alkışlayıp kese bula uğradı. Lekin marifet ornaşıp kegen ilim buladı. Küçülük ilim buladı. Egesini yakşilikke çağırlak duradigan türkü buladı. Ana şunu marifet deyiladi. Siz bilen biz mumun Müslümanlar, İslami marifetini özümüzde hasır kılıp mahkem tutuş için hareket kılış mecburiyeti demiz. Ana oşa marifi sohbetler devamıda, ben sizlerge aynen ana şu marğulanda buladigan mübarek uçraşı için, uçbu masjiddeki kavim için, tayyarlab niyat qilib qo'yganlarsam tarbiya mavzusi bo'ldi.
Tarbiya Arapça söz bo'lib, bir narsani to'g'rilash, o'stirish, kamolga yetkazish ma'nosini aytiladi. Nimani tarbiya qilsa, to'g'rilaydi. O'stiradi, kamolga yetkazadi. Tarbiya bo'yicha musulmon ummatini ulamolari tarbiyaga ta'rif berib aytiladiki, tarbiya go'dakni bir holdan ikkinchisiga o'tkazib, asta-sekin shariat asosida to'g'rilab chiroylik qilib o'stirib borish, ruhiy, ma'naviy, jismoniy tarafdan to'la-to'kis qilib balog'atga yetkazish deyiladi. Bu tarbiya ota-onaning burchidir. Bizning dinimizda farzandlarni ota-onalardan 20 ga yaqin haqqi bor. Ota-onaning farzandda haqqi ko'p. Lekin farzandning ham ota-onada haqqi bor. 20 ga yaqin haqqi bor. Mana shu haqlardan eng buyugi tarbiya haqqidir. Ota-onaning farzandi oldidagi eng buyuk burchi bolasini go'zal tarbiya qilishdir. Ana o'sha tarbiya bolani demak tug'ilishidan boshlanadi. Ota-ona shu bolasiga ona homilador bo'lgandan duoni qilishni, balki undan oldinroq sog'liq farzand so'rab duo qiladi. Bola tug'ilganda unga yaxshi niyat bilan, demak, shariatda ko'rsatilgan munosabatlarni qilinadi va bola aqlini tanishni boshlagandan unga tarbiya berish boshlanadi va bu ota-onani farzandi huzurida o'zi islomiy tarbiyani go'zal namunasi bo'lib shakllanishi bilan yuzaga chiqadi. Ya'ni ota-ona go'zal musulmon namunasini farzandini ko'z oldida o'zini shaxsida ko'rsatsin. O'zini shaxsida ko'rsatsin. Zinhor va zinhor borasi ko'z oldida musulmonchilik odobiga xilof narsani qilmasin. Bir ayol bolasini chaqirdi, oldimga kelsang bir narsa beraman dedi Rasululloh. Oldiga kelsang nima berasan dedi. Xurmo berardim Rasululloh dedilar. Agar bolangni oldimga kel bir narsa beraman deb chaqirsang, u kelganida bermasang, Allohning huzurida yolg'onchi bo'lib yozib qolishingga shuni o'zi kifoya qiladi dedilar. Nimaga? Bolasini aldagan ayol bolasini tasavvurida eng yomon namunani qoldiradi. Ona meni aldadi, shunday ulug' insonim. Demak, men ham birovlarni aldasam bo'lar ekan degan murg'ak go'dakni ongida o'rnashib qoladi. Shuning uchun ota-ona nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Har qanday beadoblikdan barcha mu'min musulmon xaloyiqni oldida, xususan farzandini oldida o'zini tiyishi kerak. Ana asta-sekin demak, tarbiyani birinchi qismi odob bo'ladi. Ota-ona bolasiga odob o'rgatishni boshlaydi. Odob so'zi arabcha so'z bo'lib, bizning tilimizda yaxshilikka chaqirish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni odobli bo'l degani yaxshilik, yaxshi bo'l degani. Har bir narsani shariatga muvofiq yaxshilab ado etishni odob deyiladi. Ana ota-ona bolasiga odobni o'rgatadi. Hamma narsada o'rgatadi. Ovqatlanishda, kiyinishda, kishilar bilan muomalada va hayotning har bir sohasida o'zini odobi bor. Ana shu odobni o'zini joyida, o'zini vaqtida shariat talab qilgandek ado etilsa, hamma narsa go'zal bo'ladi, chiroyli chiqadi, hamma xursand bo'ladi. Bundan 2 yil oldin shunaqa suhbat bo'lganda bizda beodoblik bo'lgan. Hammamiz xafa bo'lganmiz. Bugun go'zal odob namunasini ko'rib xursand bo'lib turibmiz. Demak, biz odobni o'rganyapmiz. Odobga yuryapmiz. Bu juda buyuk bir bashoratdir. Hamma narsada shunaqa bo'lishimiz kerak. O'sha 2 yil oldingi mana shu masjidda bo'lgan holatni birov hammamiz eslaylik. Qanday xunuk bo'lgan, qanday odamlarimiz nima parishon bo'lgan edik. Bugun hamma xursand. Hamma go'zal odob bilan turibdi. Hamma narsa odob bilan ketyapti. Mana shu narsani butun hayotimizni barcha jabhalariga tarjima qilib olishimiz kerak. O'rnatishimiz kerak. Ana shu odob alhamdulillah bizning dinimizda to'larigicha kelgan. Bandani Robbisi bilan bo'ladigan odobi. O'ziga o'xshagan bandalar bilan bo'ladigan odobi. Ota-onasi bilan, qarindosh urug'i bilan, yori do'stlari bilan, dindoshlari bilan, insonlar bilan, boshqa dindagilar bilan, hayvonot olami bilan, jonsiz narsalar olami bilan, nabotot olami bilan, hammasi bilan
adabı var. Ayetler, hadisler, ulemalarımızın ictihadları esası tertibe salındı. Ötken yılı ben İctimai Adablar degan 450 betli katta bir kitabını çap kılıp çıkardık. Ana şunda kısmen bir narsalar var. Bugünkü günümüzde gerekliyik. Juda büyük narsalar var. Ana uçularını biz organişimiz gerek. Buralarımızda organişimiz gerek. Her bir narsada haligi adabli buluş. Yani en yakşı namuna kursatış gerek. O kiyiniş buladı mı? Sohbat adabı buladı mı? Marasımda katnaşış adabı buladı mı? Mescid adabı buladı mı? Avukatlanış adabı buladı mı? Hammasını ana şimdi güzel tarzda ada yetiş hareketi de buluşumuz gerek. Ata analar, buralarda şunu örgütçileri mecburdur. Onlarının ata analik burçudur. Farzantlarının hakkıdır. Ana, bana şu derslerini biz yakışılıp yoluna koyuşumuz gerek. Terbiyenin ikinci kısmı talim. Talim degani ilim veriş. İlim bu büyük narsa. İlimsiz insan maksadına erişişi mümkünmez. Allah şunu ilimge bağlap koyuyor. Her bir narsada ilim gerek. Yaşaşka ham ilim gerek. İbadet kılışka ham ilim gerek. Kasbkar kılışka ham ilim gerek. Birar demek hunarını organişka ham ilim gerek. Hamma taraftan ilim gerek. Şunun için bizi dinimizde talab-ül ilmi faridatun ala kulli muslim ve muslime. İlim talep kılış her bir Müslüman ve Müslümana farzdır. Özüge kerek narsani organiş farz-ı ayin. Yani her bir insanın başıge farz. Organmasa günahkar buladı. Farzını terk kıyan buladı. Organsa farzını ada kıyan buladı, özü fayda tapadı. Organmasa özü ham fayda tapamadı. Buralga ham fayda veralmaydı. Şunun için her bir şahs özüge kerek narsa. O dinde buladı mı, dünyada buladı mı, mamulada buladı mı, hayatı da gerek mi? Şunu organişi farzdır. Şimdi alakada ilimlerde mutakassis buluş farz-ı kifaya. Yani bizi Marg'ulon cemiyetimizde, Farg'ona vilayetinde misal için adamların ihtiyacı tutturduğun hunarlar var, kasplar var, ilimler var. Şunu hamma organ almaydı. Mesela 100% hamma Marg'ulon'un ahalisi tabib bulalmaydı. Hamma kompyuterçi bo'lolmaydi. Hamma nima? Bo'g'otir bo'lolmaydi. Yoki duradgor bo'lolmaydi. Demak, shu jamiyatga kerakli odamlar hisoblanadi. Misol uchun, Farg'ona viloyatini aholisini sog'liq bo'yicha xizmatini qilishga nechta tibbiy xodim kerak? Aytaylik, farazan 10 mingta deylik. Demek şu 10 mingta tibbi xodimni tayyorlab, malakalik qilib, xalqqa xizmat qilishga tayyorlash hammani bo'ynidagi farz bo'ladi. Ular xalqni yordamida pulidan olib, imkonidan olib mutaxassis bo'lishdimi? Endi o'sha 10 ming kishi Farg'ona viloyati aholisini tibbi xizmatini qilish ularning zimmasida farz bo'ladi. O'sha farzni ado etsa, farz ibodatini ado etgandek savob oladi. Unda dangasalik qilib, nuqsonga yo'l qo'ysa, farz ibodatida nuqsonga yo'l qo'ygandek Allohning oldida gunohkor, vatandoshlarining oldida jinoyatchi bo'ladi. Agar toza yo'lda o'zlarini erk berib, qaramay qo'yib, parokandalik tushib bo'lsa, bu endi farzni tark qilgan gunohsiga uchrashadi ular. Mana shu narsalarni biz yaxshi tushunishimiz kerak. Mana shunga qarab ish ko'rish kerak. Albatta har bir ota-ona o'zini bolasiga har fandan dars bera olmaydi. Shuning uchun bola o'qish yoshiga yetganda bolani kiyintirib, qonini to'yg'izib, o'quv qurollari bilan qurollantirib maktabga olib beradi. O'sha maktab muassasasida ishlaydigan o'qituvchi va yordamchi xizmatchilar hammasi bolalarimizga ta'lim berish bo'yicha farzni bo'yniga olgan odamlar bo'ladi. Xalq ularga ishondi. Ular xalqni yordamida mutaxassis bo'ldi. Xalqdan olingan soliqdan oylik olishyapti. Xalq o'zini jigar go'sasini olib borib ularning qo'liga topshirdi. Endi ular o'zlariga qo'yilgan nimani? Farzni amalga oshirishlari kerak. Bolalarini barnoma bo'yicha to'liq ilm olishini ta'minlashlari kerak. Ulardan dangasalik qilsa, haligidek bo'ladi. Allohning oldida gunohkor bo'lishadi.
jamiyat oldida jinoyatchi bo'lishadi. Ana hamma narsani o'zini chegarasi bor. Ana shu chegara bo'yicha olib borilsa, bolalarimiz odobli ham bo'ladi. Nima? Ilmli ham bo'ladi va bu jamiyatga katta foyda beradi. Odob borasida gapirar ekanmiz, Rasul akram alayhisolatu vasallamning buyuk bir hadislarini eslamay ilojimiz yo'q. O'zoti barakot aytadilar. Mana hala validun li waladihi shay'an ahsana min al-adab. Ota ona bolasiga odobdan ko'ra yaxshiroq narsa bera olmaydi, hadiya qila olmaydi. Odob ota onani bolasiga beradigan eng yaxshi narsasi ekan. Bundan yaxshi narsa bo'lishi mumkin emas. Agar ota ona dunyoni mulkini bolasiga bersa, u odob bermasa, u rasvo. Chunki beodob bola haligi mulkni o'zini boshiga ham balo qiladi, ota-onasiga ham, xalqiga ham. Odobi bor, puli yo'q, lekin odobi bilan pul ham topadi, obro'y ham topadi, hamma narsa bo'ladi. Mana shu taraflarga qarashimiz kerak. Ilm borasidagi gap ham shu. Bizi xalqimiz doim ilmga muhabbatli xalq bo'lgan. Buyuk ulamolarni, allomalarni tarbiyalab voyaga yetkazgan xalq bo'lgan. Ana shu narsani biz tushunishimiz kerak. Ana shu narsani hammamiz anglab yetishimiz kerak va buni demak yuzaga chiqarish harakatida bo'lishimiz kerak. Tarbiyaning 3-chi qismi jismoniy tarbiya. Ota-ona shu bolasini homiladan boshlab sog'lom bo'lishi uchun qayg'urishi kerak. Bizning shariatimizda shu yo'lga qo'yilgan. Homila paytida onani parvarishlash orqali homiladagi bolaga sog'ligiga xizmat qilish. Hattoki homilador ayolga roza bo'lgan farz bo'lgan rozani tutmay keyin qazosini qilib berishni Alloh o'zi ruxsat bergan. U ayolni o'zi uchun emas, bola uchun, homiladagi bola uchun. Homilaga qarshi qilingan jinoyat to'laqonli odamga qilingan jinoyat deb o'lchanadi shariatda. Ana jismoniy sog'lom bo'lishini harakati mana shu. Doim Allohdan shu bolasini sog'lig'i salomatligini, odob, axloqi, ilm, ma'rifatini so'rab duo qilish ham mana shu yo'lda kelingan. Ana bola tug'ilgandan keyin ham shu. Onasi emizuklik chog'ida roza tutmasligiga ruxsat. Tutsa bolasi sal jismoniy jihatdan toliqib qoladi, ochib qoladi, yaxshi to'ymay qoladi. Keyinroq o'sha bolalarning chapdast bo'lishi, baquvvat bo'lishi, sog'lom yurishi uchun kerak mashqlar qilish, badan tarbiyasi bilan shug'ullanish, ozodalikka amal qilish, kasallik keltiradigan narsalardan saqlanish kabi tarbiyalar hammasi bizning shariatimizda bor. Mana shularni yuzaga chiqarib borilsa, inshaalloh bolalarimiz har tarafdan yetuk insonlar bo'lib, g'oyaga yetishi ta'minlangan bo'ladi. Bu ota-onaning burchi, jamiyatning burchi. Farzandlarni yetuk insonlar qilib, odob jihatidan, ilm ma'rifat jihatidan, jismoniy jihatdan kim ko'rsa havas qiladigan darajada qilish musulmonlik burchi hisoblanadi. Alhamdulillah bizning xalqimiz doimo odobli xalq bo'lib kelgan. Farzandlarini odob doirasida, shariat doirasida tarbiyalashni yo'lga qo'ygan. Lekin baribir ehtiyojimiz katta. Hozir beodoblarimiz ko'paygan. Har xil holatlar eshitilib, ko'rilib, guvohi bo'linib turibdi. Demak, ularga ham qarashimiz kerak. Qarashimiz kerak. Bunga albatta chetki ta'sirlar ham ko'p. Misol uchun hozirgi beodoblikning eng katta manbalaridan biri qo'l telefon, kompyuter, internet, ijtimoiy aloqalar bo'lyapti. Yosh yigit qizlarning buzilishiga, sharmsiz suratlar u videolarni ko'rishiga, keyin uni hayotga ko'chirishlariga, o'zaro noshar'iy aloqalarni oborish, jinoyat yo'liga kirish, vatanga xiyonat qilishgacha borib yetilyapti internet orqali. Yetib borilyapti. O'zini halokatga urishgacha yetib borilyapti. Shuning uchun davlat mana o'tgan hafta majbur bo'ldi qonun chiqarishga. Endi o'sha internet, ijtimoiy aloqa balo battarlarini demak qarab shunaqa xalqqa buzg'unchilik tarqatayotgan. Xususan yoshlarning odob axloqini buzayotgan. Betamiz demak ma'lumotlarni taratayotganlarni orqasidan quvish. Jinoiy javobgarlikka tortish. Mana shu narsalardan ham biz doim nima bo'lishimiz kerak, xabardor bo'lishimiz kerak. Aslida
Ana şular hammasi yaxshilik uchun chiqqan. Qo'l telefoni ham odamni uzoqini yaqin qilish, og'irini yengil qilish, ma'rifat tarqatish ma'nosida qilingan. Internet ham shu, elektron pochta ham shu, ijtimoiy aloqa ham shu. Buni namunasi mana bizning saytlarimiz. 20 ta saytimiz bor, hamma kiryapti, ma'rifat olyapti. Hamma xursand. Bilmaganini so'rab o'rganyapti, borini o'qib o'rganyapti, tashakkur aytyapti. Mana o'sha Ramazon boshlaganda bir kirishda 20 mingdan ortiq odam kirgan holatlar bo'ldi. Hozir mana shu suhbatlarni bolalar har kuni kechasi bilan ishlab chiqib, kunduzi qo'yishyapti. Chet elga ketib ishlab, o'qib, tajribasini orttirgan azizlarimiz maktub yozishyapti. Biz shu manzaralarni ko'rib, vatanimizga sog'inchimiz kuchayib, qaytib borgimiz kelib ketyapti. Mana shu narsalarni bu yerda ko'ra olmayapmiz biz. Degan gaplar, tashakkurlar kelyapti. Mana ishlatsa bo'lar ekan. Din tarqatsa bo'lar ekan. Qur'on o'rgatsa bo'lar ekan. Shariat o'rgatsa bo'lar ekan. Nimaga endi boshqalar fisq-i fasodni tarqatadi? Buzg'unchilikni tarqatadi. Odam o'ldirish, jinoyat qilish, har xil holatlarni demak bu narsada qiladi. Mana shuning uchun bu odobni ham o'rganishimiz kerak. O'sha men aytgan ijtimoiy odoblar kitobida internet odobi bor. Qo'l telefoni odobi bor. Boshqalar bor. Insonlar tarbiya ko'rmagan insonlar odamning yuzini ko'rsa qila olmaydigan narsasini u yerga kirib olib qilishyapti. Siz bilan biz bilan yuz ko'rsa to'ppa tuzuk odam. Lekin borib o'zi yolg'iz o'tirib internetga kirsa bir maxluqqa aylanyapti. Gunoh nima? Savob nimaligini bilmaydi. Shu bilan birga yana yangi bizga omil bo'lgan narsalardan ko'p odamlarni tashqariga chiqib ketishi. O'qish yuzasidan, ish yuzasidan, tajriba orttirish, yana boshqa savdo-sotiq har xil demak sabablarga ko'ra ko'pchilik odam tashqariga chiqyapti. Haligi aytgan kitobda tashqariga chiqqanlarning odobi bor. O'shunga odoblarga amal qilib, yaxshi borib, yaxshi kelib, niyatiga yetib, bola-chaqasini boqib, ko'zlagan maqsadiga erishib yurgan azizlarimiz bor. U juda yaxshi narsa. Lekin ming afsus bo'lsinki, uni teskarisi bo'layotganlari ham juda ko'p. Juda ko'p. Borib, ishonsani bilmasdan bir yerga borib, birovga qul bo'lib, yillab qo'lida zanjirman birovning ishini qilib yurganlar bor. Falokatga uchrab, o'ligini qaytarib olib kelayotganlar bor. O'sha yerda jinoyatchilarga qo'shilib, o'g'rilik qilib, muttahamlik qilib, qo'lga tushib, sudlanib kesilib ketayotganlar bor. Ana shu haligi aytganimizda internet balobattalar bilan aloqa qilib, chet ellarga borib, qurolli tayyorgarlik ko'rib, u yoqda rasvo bo'layotganlar bor, bomba tushib o'lib ketayotganlar bor. Hammasi bor. Ana Rossiyaga boradimi, Ukrainaga boradimi, boshqa yerga boradimi, o'sha yerda bir bomagir to'plar bilan qo'shilib, o'rganib har narsalarni internetiga, telefoniga, ana u boshqa bir ma'lumot soladigan nimalarga olib kelib, o'zimizga qaytarib olib kelib, chegarada qo'lga tushganlar bor. Qamalayotganlar bor. Juda ko'p noqulayliklar bor. Juda ko'p noqulayliklar bor. O'sha yerga borib jinoyat qilayotganlar, fohisha ishlarda yurayotganlar, o'g'rilik muttahamlik qilayotganlar bor. Shular hammasi bizning odamlar. Kimnidir amakisini o'g'li, kimnidir o'zini o'g'li, kimnidir qanday qarindoshi, eng bo'lmaganda mahalladoshi, jamiyatdoshi. Ana shular xalqimizga ham, musulmonchilikka ham obro' keltirishmayapti. Juda katta zarar ko'rilyapti, xalq zarar ko'ryapti. Oilalar zarar ko'rilyapti. Shunaqa holatlar borki, er ishlayman deb ketgan. Shu bo'yicha yo'q. 3 yil bo'lyapti, yo'q, 4 yil bo'lyapti, yo'q, 6 yil bo'lyapti, yo'q, 7 yil bo'lyapti, yo'q. Yo'q. U betamizni o'zi bu yerdan chiqqandagi niyati bir halol kasb qilib bola-chaqamni boqaman deb. Xotini 3-4 ta bola bilan qoldi, ishini qila olmayapti. U yoqqa yuguryapti, bu yoqqa yuguryapti. Qonni mun toyg'a desa bolasini tarbiyasi qoladi, bolaga qaray desa qonni och qoladi. Undan keyin oilaning rahbari yo'q. Musibat. Musibat bo'lganda katta musibat. Menga ne ishtasi qabulimga boradi, internetda yozadi. Erim ketganiga 7 yil bo'ldi, yo'q, nima qilay? Xabari ham yo'q. Namanganlik bir ayol eshitib qolib, boribdi erkaklarga qo'shilib, eri yurgan joyga borib, bozorda ko'ribdi, uzoqdan xotinini ko'rib qochib ketibdi. Hali bechora ayol yana qaytib ketdi. Xo'p, ular nima qilsin endi?
Başı açık olup başı açılmaz. Eri olup eri yok. Balık olu da. Can var. Yaşaş kere. Ana aşınaka halatlar, musibetler nihayette ko. Ana o şey aytilayotgan müracaat kılayotganlarga biz damlalarından koşulup organıp aittik. Bizi şeriatımızda hakikaten talak erkekke verilgen. Lekin ayol mecburiyet bo'lsa ajralishga yo'l bor. Bitta yo'li xulu' deyiladi. Xulu' degani ayol o'zi eridan ajrashga azza berib, men buni yoqtirmay qoldim. Men kerak emas bunaqa yer, ajrayman deydi. Buni demak qoz domlalar, imom domlalar ko'rishib, men arzani eshitib, yarashtirish yo'llarini izlashadi. Bo'lmay qolsa, bo'pti, bo'lmasa senga bergan mahrini qaytarib ber, sen ozod bo'lasan deydi. Eğer mahrını kaytarı olaman dese, oladı ya, ben mayli verdim dese, uzun işe. Keyin o şehirde, bana bu ayol, bana o eriden hulu kıldı, yani arzı verip acredi, deb ilan kılınadı. O şekilden ayol iddesaniydi, iddesi çıkandı, başka turmuş kuruşunu, taşmışını kuru olursa buladı. Şimdi bana ki oğlu 7-8 yıl yok, oğlu mu, tırı mı, bro bilmeydi. Ne kıladı dese, bunda ham ayol arzı verir. Arzı verir, benim erim yok. Ketuvdi, yo'qolib qoldi, nima qilay? Shunda, demak, domlalarimiz bosh bo'lsin, mana mahallalardan oqsoqollar bor, boshqalar bor, bosh bo'lib, er xotin tarafdan qarindoshlarini to'plab, mana u palonchi, voy sizlarni o'g'illaringizga olib bergan ekansizlar buni, qani bolalaring? Buni topib berasizlarmi yo'qmi? Ha, bizga ham xabari yo'q, topib olishni imkoni yo'q. Bo'lmasa, buni maslahat, mana palonchi yil bo'pti, bu ayol kutibdi. Rahmat. Endi sizlar o'g'illaringizni topib bunga kelib er qilishlikka yo'lga qo'ya olmasalaringiz, biz nikohni buzildi deb e'lon qilamiz. Fashun nikoh deyiladi. Bularning orasidagi nikoh aloqasi buzildi. Endi bu mana shu soatdan boshlab bu kelin sizlarning bolalaringizga xotin emas. Oralariga bu ajratish tushildi, nikohlari buzildi deyiladi va haligi kelin iddasini o'tirib turib, keyin yana yangi turmushni tashvishini qisa bo'ladi. Alloh bunaqaga olib kelmasin, lekin voqelik ekan, nima qilamiz? Xalqni boshiga tushib turgan musibat. Shuning uchun hammaga iltijo, iltimos shuki, mana shu narsalarni ishga borishdan oldin o'ylasin. Shunga o'zi qudrati yetadimi? Bilimi yetadimi? Borib o'sha yerdan bir narsa topib kelishga ko'zi yetadimi? 200% ishonsa borsa. Hozir boradi, ikki og'iz ruschani bilmaydi. O'sha boshdan qilib qul qilishib olyapti. Ishlaydigan joyida ish xavfsizligi ma'nosida tushunchasi yo'q, boshiga tushib o'lib o'ligini ko'tarishib kelyapti. Palonchi borib, onancha qildi, Nexia mashina oldi, men ham ketaman deb ketaveradi. U palonchi, ilmi bordir, boshqasi bordir, sen o'zingni bilasan-ku, o'zingni qaragan bir. Ota-ona ham qarasin. Hamma tarafni shu shaklda yo'lga qo'yish kerak. Ana shunda inshaalloh hamma narsa yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakali bo'ladi. Ota-onalar, kattalar o'zlarini farzandlari oldidagi tarbiya burchlarini biror lahza yoddan ko'tarmasliklari kerak. Majburiyatlarini sidqidildan, Allohdan savob tilagan holda ado etish harakatida bo'lishlari kerak. Yoshlar, farzandlar, ukalar, kichkinalar kattaların nasihatiga quloq solishlari kerak. Ular bergan tarbiyani olishlari kerak. O'zlariga singdirishlari kerak. Va singdirganda ham o'zlarini ichidan harakatlanuvchi kuch sifatida quvvatga ega bo'lgan tarzdagi ma'rifatga ega bo'lishlari kerak. Biz musulmonmiz. Bizi dinimizda yolg'on gapirish harom deb turib, o'zi yolg'on gapiradigan bo'lsa, u adobli bo'lmaydi. O'sha haromligini o'ziga singdirib, yolg'on gapirmaydigan bo'lish kerak. Biz musulmonmiz, bizi payg'ambarimiz misol uchun o'g'rini jazolash kerak degan ekanlar, o'g'rilik harom degan ekanlar deb qo'yib, o'zi o'g'rilik qilaversa ham bo'lmaydi. Ana shu ma'lumot bunga singsin va o'zini harakatlantiruvchi kuchga aylansin. Quruq gap bilan ish bitmaydi. Mana shu haqiqatlarni biz juda yaxshi o'rganib yetsak, inshaalloh hamma tarafimiz yaxshi bo'ladi. Mana go'zal bir holatlar. Hozir men nimalardan aytdim, Toshkentda ham qayerga borsak xatmi Qur'on.
Hazır resmi 774 maçta hatim bol yaptı değil yaptı. Kavgalları yine 2-15 günden başlayalım. Bana şunların özü katta baktığımız. Hatmi Kur'an, hatmi Kur'an. Taravihte bu geldiği için sevap. Ramazan'da bu geldiği için sevap. Cemaat bulan bu geldiği için sevap. Hem anarsa güzel. Şu bulan bir gel. Hatmi Kur'an'ın sonundaki dua tohtavsız kabul buluşu vada kırınca. Ben sizlerle şu lahzada turganımız için alakıda ayet yapmam. Şunun için bana hazır az güne kaldı okuşken damlalarımız okuşadı. Hatmi Kur'an'dan keyin dua kılamız. Ana şunda hemme sıdkı dilden. Özünü acizliğini tan alıp, zayıfliğini tan alıp, kuvvetsizliğini tan alıp, hacetmenliğini tan alıp Allah'a iltica kılış gerek. Dua degeni bu çırali sözlerini kafiyadar kılıp ayetiş degenimez. Dua degeni insan kalbi bilen, kalibi bilen, yani ki bütün vücudu bilen Allah'a yönelişidir. Dua ibadettir. Dua ibadettir. Dua talep kıladığın, soru ersemez. Soru lafızları işletilirdi halas, lakin ibadet manasında itilirdiler. Duanı Allah Ta'ala ibadet tarzında kabul kıpkasa, ana elinde soru geniden köpünü verir. Bu da hal ise Allah nasip kılıp hazır hatimini devam ettiremez. Ana hatimden keyin dua kılış lahzası keledi. Ana şimdi hammamız kıblaya karab oturamız. Masjidde işte oturup biz. Müslümanlar cemaatinde oturup biz. Ramazanlı keçesinde oturup biz. Hatmi Kur'an'ını okutturup oturup biz. Manaşların hamması duanı kabul buluşu ve amirlerdir. Çünkü amir koşulup durup, Müslümanlar yek delden bulup kıysa duanı inşallah dua kabul buladı. Yani bu hakikatini hem biz yakşı kılıç başımız gerek. Allah Subhanahu ve Teala bu sohbetlerimizin barakatlı buluşunu nasip etsin. Hakiki Ramazan tohbalarına eğlenişini nasip etsin. Allah terbiye babıda ata analarına mesuliyetini düşünüp yetip, balalarını güzel terbiye kılıç yolunu açıp versin. Balalarını ise ataları, anaları vergen İslami terbiyeni yakışı kabul kılıp özlerine sindirip, umurları boyu, baktlarına, saadetlerine sebep buladığın sıfatlarına ege buluşlarını nasip etsin. Allah Ta'ala hammamızını adab, ahlak barası da dinimiz körsetken körsetmeler esasında yaşayıp, onlarına amar kılıp, bu dünya ve ahiretini, baktını, saadetini sahipleri buluşumuzda özü yardımcı bulsun. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbel Alemin. Biz aciz bendelerin, mübarek Ramazan ayının uluğ keçelerinden biri de, uşbu muhteşem bir mescidde, teravih namazıda, özini kelamini ahirge yetkizip, hatim kılgenimizden soyun. Özümüzünü, acizliğimizini düşünüp yetken halimizde, zayıfligimizni anglab yetgan holimizda, o'zingga hojatmandligimizni aniq bilgan holimizda, duoga muhtojligimiz borligini bilgan holimizda, qalblarimiz titragan holda, ko'zlarimizdan yoshlar quyilgan holda, o'zingni qudratingni, o'zingni quvvatingni, duoni qabul qilishingni, mehringni, mağfiratingni hammasini bilgan holimizda ojizona qo'llarimizni o'zingga uzatib duo qilmoqdamiz. Alloh o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Hozirgina qilgan xatmi Qur'onimizni dargohingda qabul aylagin. Bu xatmi Qur'onni har bir harfiga va va'da berganingdan afzal ajrlarni, savoblarni shu xatimni ishtirokchilariga o'zing parvardigora ato qilgin. Alloh Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi qilgin. Oxiratda esa bizga shafoatchi bo'lib qo'limizdan ushlab jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Alloh ushbu o'qigan Qur'onimizni ta'limotlariga amal qilib, o'zingni shariatingdan mustaqim turib o'zingni roziligingni topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'ladigan bandalardan bo'lishimizni nasib etgin. Alloh buyuk Ramazon oyini kunduz kunlarida och qolib, tashna bo'lib, muhtoj bo'lib tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Bu ro'zalarni sharofatidan gunohlarimizni mag'firat aylagin. Ushbu tutgan ro'zalarimizni qiyomat kuni bizga shafoatchi bo'lib qo'limizdan tutib Rayyon eshigidan jannatga olib kirishini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Ichimizda bemorlarimiz bor. Ularni barchalariga o'zing shifoi komil bergin. Musofiri borlarni musofirini hozir aylagin. Hojatmandlarni hojatini ravo aylagin. Farzand taraflarga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin. Ilm taraflarga ilmi ladun ilmi robboni bergin. Parvardigora qarzdorlarni qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Oilalarimizni baxtli saodatli qilgin. Insonlarimizni hammalarini ma'rifatli bo'lishini nasib etgin. O'zingni diniy ma'rifatingdan ma'rifatlanib, bu dunyo oxiratni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgin. Alloh barcha ota-onalarini, farzandlarini go'zal islomiy odob, ilm, ma'rifat bilan tarbiyalab, tarbiyadagi borasini, borasidagi majburiyatlarini sharaf bilan ado etishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Farzandlarini esa ota-onalaridan, kattalardan, ulamolardan olgan tarbiyalarini yuqtirib, odobli, axloqli, go'zal bir insonlar, ilm, ma'rifatli insonlar bo'lishlarini nasib etgin. Alloh barcha adashganlarimizni to'g'ri yo'lga qaytarishda o'zing yordamchi bo'lgin. Oilalardagi mehr, muhabbatni, xayr, barakani bardavom qilgin. Alloh kasb-kordagi azizlarimizning barchalarini turli kasblariga, korlariga o'zing baraka bergin. Mehnatlarini hosili mo'l ko'l bo'lishini nasib qilgin. Dasturxonlarini to'kin sochin bo'lishlarini nasib etgin. Turmushlarini farovon aylagin. O'zlari ne'matlaringa shukrni o'rniga qo'yib, ahl inoq yor birodar bo'lib, tinchlik omonlikda, xayr barakada yashab borishlarini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Ushbu masjidni ushlab turgan imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavvali, masjid hay'ati a'zolari, bu yerda xizmat qilayotgan hammalarini, xususan Farg'ona diyorini barcha ulamolarini o'zing hifzi himoyingda asragin. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlikda bardavom bo'lishlarini nasib etsin, etgin. Muhtaram qozdomlarimiz boshchiliklarida bularni zimmalariga yuklangan o'ta mas'uliyatli, o'ta mashaqqatli vazifani, xalqimizni dinimiz ta'limotlari bo'yicha rahbari bo'lib borish vazifasini sharaf bilan ado etishlarida o'zing yordamchi bo'lgin.
Allah bu ulemalarımızın halka mehriban kılgın, ularının hidayetine sebepçi kılgın, halkımızın ise ulemalarına ihtiram körsetişini, ularının kalplerdeki geflerini, doğru kabul kılıçlarını özün perverdigara nasibi ruzu kılgın. Türlü sebeplerine göre, taşkarıya çıkıp yetken azizlerimizin hemmelerini, niyetlerinden afzalige erişip, sağ salamat, tinç aman, aileleri, ata-anaları, kavmi karındaşları, vatanlarına kayıtıp gelişlerini nasip etken. Uyağda yürgenlerde türlü adayışlardan, tayilişlerden özün esregin. Parvardigara dinimizge amal kılıp, halal pak halları da ziyan körmeyi, zarar körmeyi, sağlık, salamatlik, tinçlik, amanlikte fayda, menfaatler tapıp kayıtıp gelişleri de özün yardımcı borgun. Parvardigara, hazırda üçbu mescitte özünge, kıblege karab oturup dua kılıyatken, acizana kollarını uzatıp durgen bandelerini, senden sonra mahcup olgen soruları var, sorularıdan afzalini bergin. Tile mahcup olgen tilekleri var, tileklerden yaksısını bergin. Kıl mahcup olgen duaları var, dualarıdan afzalini, a'lasını bergin. Bu azizlerini, hemmelerini, aynı azaları, kavmi karındaşları bilen sağ salamet, tinç aman kırgın. Türlü bala afetlerden, kavfu hatarlardan özün esregin. Umurlarına, rızklarına, kesplerine bereke birgin. Berçelerini sırat-ı müstakımda berkarar kırgın. Özünü ibadetine sabit kadem kırgın. Bu dünyayı ahiretini baktığa, saadetine müşerref buladığa bandelerden buluşlarını nasip etkin. Allah, halkımızga teravih namazı da, kelamini harfma harf güzel tarzda tecvidi bulan okup eşittirgen karı damlamızın özün hibzi hımayinde esregin. Allah bu kişini daimi ravişte Kur'an nurunu elde, yurtta, hafını içinde teretip barışı da özü yardımcı borgin. Özlerini parvardigara aile azaları bulan tinç aman sağ selamet kırgın. Bu kişini tıkıp katta kırgın. Okutu ata anaları, okutup karı kırgın ustazlarına izzet tacını kekizgin. Parvardigara bu kişiye hoşagan karılarımızın sonları, sıfatları yine de ziyade buluşu da özün yardımcı borgun. Parvardigar, özünge yalvarıp sorayımız. El yurtunu tinçaman kılgın. Aziz vatanımızın cennet mekan kılgın. Halkımızın özünü razı ilgini tapadığın haklardan buluşunu nasip etkin. Barçalarımızın imanda, İslam'da sabit kadem kılgın. Özünü hidayetinden ayırmagın. Yani ki Ramazanlarga sağ salamat tinçaman kılıp, gelip, bundan hem köpeygen halimizde, bundan hem güzel bir halatlarda, hemmelerimiz yine özünü ibadetinde sabit kadem buluşumuz, günahlarımızın mağfire buluşunu sarışımız, özünü razılığını tapıp iki dünyanın baktığa, saadetine müşerref buluşumuzu nasip etkin. Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين